Merhaba arkadaşlar. Merhaba Doğu Hocam. Merhabalar hocam. Direkt seninle başlayalım. Teşekkürler. Ben de başlamadan hocam oraya söyledim merhaba diye. Ama açılış yaptık orada. Tamam. Açılış yaptık. Bir girizgah yaptık Kaside'nin bölümlerinden. Şimdi şöyle yapacağız abi. Geleneksel tiyatroya devam ediyoruz. Tamam. Geleneksel tiyatro bizim önemli bir ünitemiz. Orta oyunuyla devam ediyoruz. Orta oyunu Karagöz'ü işledik sonra orta oyuna geçtik. Karagöz'den sonra ikinci oyunumuz orta oyunu. Etrafı izleyicilerle kaplı bir alanda oynanan geleneksel oyundur. Adı da üzerinde orta oyunu. Ortada oynanan oyun. Yine neymiş? Doğaçlama oynanırmış. Yani spontan. Sen diğer adını şimdi hatırlıyorsun bence. Hocam güzel bir soru sordun. Evet. T ile mi başlıyordu? Evet. Hocam isim çok yabancı. Urfa ile devam ediyordu. Tuluali. Tuluat. Tuluat. Unutmayın arkadaşlar. Tuluat. Tulu Ali ne abi? Tuluat. Tuluat. Tamam mı? Şöyle geçer. Soruda da şöyle geçer. Oyun Tuluat'a dayanır der. Tuluat'a dayanır. Şıkla, direkt şıkları böyledir. Bak açık size sorularını. Bak direkt böyle ifade kullanır. Oyun Tuluat'a dayanır şeklinde. Abi konusu Karagöz oyundaki yanlış anlaşılmaya gibi yanlış anlaşılmaya dayanır. Hocam, aynıdır konusu. Bir şey soracağım da. Şimdi tabii. Orta oyununda sonuçta Karagöz'de de seyirciler vardı. Tamam. Orada da doğaçlama vardı. Tamam. Yanlış anlaşılma farkını nasıl ayıracağım ben? He bak çok güzel. Çok güzel. İşte bak tecrübe burada konuşuyor. Çok güzel abi. Mevzu şudur. Abi orta oyunu canlı insanlar oynar. Bak Karagöz oyunlarında kuklalar oynar. Kuklalar var. Hatırlar mısın Karagöz oyunlarını anlatırken demiştim ki hocam şu hayali ifadelerini açıklayacağım dediniz açıklamadınız. Çok güzel. İşte burayı bekliyordum. Burayı bekliyordum. Şimdi o kuklalar bir hayali canlandırır. Anladın mı? Bir hayal ürünüdür onlar. Orta oyunda da kişiler oynar. Orta oyunda da gerçek kişiler olduğu için zaten Karagöz oyunu bak diğer adı ne? Hayal oyunu kukladan dolayı. Karagöz oyununun oynatıcısına ne denirdi? Hayali hayalbaz. Hayalbaz. Hani hayal oynatan. Ama bak burada canlı insanlar. Tamam, anlaştık hocam, mı? Farklı. O yüzden şimdiye ayırdım ben bunu. Tamam. Burada canlı insanlar. Zaten şuraya da yazmışız. Yalnız Karagöz oyunundan en önemli farkı canlı kişiler tarafından oynanması. Anlaştık tamam, mı? Orta oyunun canlı kişiler. Konular aynı. Her şey aynı. Figürler aynı. Yardımcı karakterler var ya onlar da aynı. Yardımcı karakterler de aynı. İsimler değişecek. İsimler değişiyor. Ama orada karakterler aynı olacak. Dur geleceğiz. Tamam, dur geleceğiz abi. Etmiyorum sakin ol. Var mı burada bir sıkıntı? Yok hocam. Abi bunu geçebilir miyiz? Hemen alalım. Çok thank you. Devam ettik. Ana karakterleri Kavuklu ve Pişekar'dır. Şimdi çok dikkat. Altını çizelim hocam. Dur. Ben çizeyim. Ben çünkü farklı bir işlem yapacağım burada. Kavuklu ve Pişekar'dır. Konular aynıydı. O zaman burada da bir yüksek zümre olacak. Burada da bir halk zümresi olacak. Doğru mu? Doğru. Abi ben unutma. Kavukluya yüksek zümre derim. Deme. Demeyeceğim. Deme. Ç ile başlayanlar cahil. Hı hı. Tamam mı? Karagöz. Karagöz cahildi ya. Tamam. Burada da kavuklu cahil. Ç ile başlayanlar arkadaşlar. Tamam mı? Ç ile başlayanlar cahil zümre. Diğerleri yüksek zümre. Pişekar Hacivat'a tekabül ediyor. Niye bunu bu şekilde yazdım? Çok nadir de olsa sormuşlardır. Yanıtım 7'de ama nadir. Yani 1-2 tane sorusu geçmez. İşte Karagöz ve Hacivat'ın orta oyundaki Karagöz'ün orta oyundaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde. Kavuklu. Çok nadir, kavuklu. Nadir 1-2 sınavda vardır bu. Bilginiz tamam, olsun. Ya. Anlaştık mı? Neymiş abi? K ile başlayanlar cahil oluyoruz. Karagöz ve Kavuklu. Çok diğerleri güzel. De zaten diğerleri yüksek zümre. Yüksek zümre. Tamam mıyız abi? Yardımcı karakterler aynı. Bunlar da aynı. Neler vardı? Balamalar vardı. Zenne vardı. Direkt aklımda o kalmış. Çok Balama, iyi. Zenne. Frankler vardı. Deli Bekir. Tuzsuz Deli Bekir. Bebe Ruhi vardı. Değil mi? Çelebiler vardı. Bula. Bolulu, Rum, Kayserili. Kayserili mesela ne olabilir? Kayserili. Hangi karakter oynayabilir? Kayserili şey olur. Kavuklu. Yok. Yani şey Karagöz. Yok. Yardımcı zengin, karakterde. Zengin karakter mi? Hangisi? Cimri olabilir mi? Cimri kim oynar en iyi? Kayserililer. Bitti. Öyle değil. Kayserili arkadaşlara selam olsun. Evet. Evet. Burada da yazmışız. Kavuklu cahil zümreyi, Pişekar yüksek zümreyi temsil eder. Zaten gözümün önünde duruyormuş hocam. Baksaydım görürdüm. Oyunun tarihi içindeki adları. Abi şurası da nadir de olsa sorulur. Bilgin olsun. Şuralar. Kal oyunu. Kol. Kol oyunu. Yanlış yazmışlar. O yüzden ben dedim kal. O zaman şöyle yapayım. Kol oyunu. Kol oyunu. Meydan oyunu. Zuhuri.
Zuhuri. Kaç tane var abi? Kol oyunu, meydan oyunu, Zuhuri. 3. 3 tane. Sence soruyu nasıl sorar? Oyunun tarihi içindeki atları der ki... Demiştik ki, ya hani üçleme varsa... Orta oyunun aşağıdakilerden, tarih atlarından biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun tarih içinde aldığı isimlerden biri değildir. A. Kol oyunu, B. Meydan oyunu, C. Zuhuri. Aç açık lise sorularını. Hep diğer şık nedir biliyor musun? D. Hayal oyunu. Hayal oyunu hangisiydi? Karagöz. Karagözlü. Çok güzel abi. Sen bir... Kreşi demeyin hocam. Kralsın. Bravo. Eyvallah. Devam edelim. Abi oyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana palanga denir. Palanga. Önemli bilgidir. Hem açık lise için hem YGS, LYS için önemli bilgidir. Palanga. Evet, palanga. Oyunun oynandığı oval alana, oyunun oynandığı sahneye palanga adı verilir. Oyunun dekoru Yeni Dünya denilen bezsiz bir para var. Yeni Dünya'da LYS için önemli bilgidir. Açık lisede hiç çıkmaz. Yeni Dünya denilen bezsiz bir paravan, dükkan denilen iki kafesten oluşur. Dükkanda bir tezgah, birkaç iskemle bulunur. İşte oyunun hani oynandığı figürler bunlar. Anlaştık mı? Tamamdır. Palangayı unutmuyoruz. Açık lisenin vazgeçilmezidir palanga. Oval alana soruda herhalde öyle gelir. Yuvarlak ve oval alana ne denir? Tabii, oval alan da demeyebilir. Oynandığı sahneye ne ad verilir? Bu şekilde de diyebilir. Orta oyunun 4 bölümü vardır. Az önce dedik ya abi, orta oyun ile Karagöz aynı diye. İşte aynı şeyler. Mukaddime giriş bölümü. Mukaddime giriş. Ön söz Arapçada arkadaşlar, bunu unutmayın. Yeah. Muavere söyleşmelerden aynı anlamı giriyor. Aynı. Ama burada en önemli olan fasıl, asıl bölümdür. Bunu unutmayın. Yeah. İçinde zaten asıl geçiyor. Asıl kelimesinden. Hocam nasıl çalışmışım değil mi? Müthişsin sen. Bitiş bölümü de... Bitmek kökünden geldiği için falan. Evet. Evet, bitiş bölümü de bu şekilde abi. Ve böyle orta oyunu da bitiriyoruz. Hayırlı. Var mı bir sıkıntı abi? Hocam yok, çok zevkliymiş ya orta oyunu. Benim dönemlere dayandığı için herhalde. Bu arada bir şey diyeceğim. Orta oyunu dedik de bu... Ben küçükken hatırlıyorum hocam, bu Münir Özkul falan orta oyunu... Ha bravo. Yani, izledin mi onları? İzledim. Onlarla büyüdük hocam yani. İşte bak, ben yalan mı söylüyormuşum? Ama ben yanlış mı söylüyormuşum? Çok küçüktüm hocam. Yani hayal meyal hatırlıyorum. Daha sonra internetten biraz baktım, merak ettim de orta oyunu Münir Özkul galiba önemli. Yalan. Kendisi yani... genç gidiyor izliyordu. Evet, bu arada hakikaten öyle. Münir Özkul yani şu anda yaşıyor. Türkiye'deki en iyi orta oyuncularındandır. En iyi yani. En iyi orta oyuncu. Evet arkadaşlar. YouTube sayfasından Açık Lise TV'yi yazarak sayfamızdaki dersleri görebilirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'ta da bizleri takip etmeyi unutmayın. Doğuca'yı takip Kendinize etmeyin. Kendinize iyi bakın. Benim zaten ayrı şeyim var hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.